Adam kaybetti gibi görünüyor sevgili izleyenler. Gibi görünüyor. Biden'ın kazanmasından çok Trump'ın kaybetmesi üzerine aslında bütün her şey kurulu. Çünkü Biden'a oy verenlerin büyük bir kısmının hiç azımsınamayacak bir kısmının sırf Trump'a oy vermemek için Biden'a oy verdiğini görüyoruz. Yani bir öfke oyu var. Bir aslında nefret oyu var. Trump kendi kazdığı kuyuya düştü aslına bakarsanız. Hani bizde gayrimüslim diye bir söz gayri Hristiyanlara hani gayri Amerikalılara böyle bir nefreti bir öfkesi her tarafı duvar örme gayreti falan mesela göçmenlerin ülkeye gelişini yasaklayan bir şey çıkardı New York'taki bir Hakim bunu iptal edebiliyor. Ona dokunamıyor Trump. Hakimi görevden alamıyor. Dolayısıyla Trump o hayal ettiği şeyleri başaramadı. Bizde de bir seçim izleme hastalığı var. Hoşumuza gidiyor. Böyle iş makinesi, dozer izlemek gibi bir şey. Çekirdeğimizi alıp izliyoruz. Bu konuda herkes ahkam kesiyor. Üç gün önce e, jeoloji hakkında, deprem hakkında ahkam kesen adamlar şimdi televizyonda Amerikan seçimleri hakkında konuşabiliyorlar. Ondan da anlıyorlar. Trump'ın kazanmasını isteyen Müslümanlar olduğunu görüyoruz tabii bu arada. Mesela Amerika'daki Türk camilerinde Trump'a oy verilmesi yön önünde propaganda yapıldığını da sizlere hatırlatmakta bir fayda mülahaza ediyorum sevgili izleyenler. Tabi Trump seçim sonuçları açıklanmaya başlanınca oylar sayılmaya başlanınca birkaç kez çıkıp ekrana biz kazandık dedi. Birkaç kez. Billboard'lara teşekkürler Amerika falan asabilirdi. Bunu diyebilmen için kendine ait bir medya zapt edilmiş bir yargı, felç edilmiş bir adalet sistemi, devlet sistemi lazım. Atı alan Üsküdar'ı geçti diyebilmek için bunlara ihtiyacın var. Hepsinden de önemli. Adam kazandı deyip kendini destekleyen milyon milyonlarca insanı yarı yolda bırakacak bir lidere ihtiyaç var. Rakip lidere. ben Biden taraftarı falan değilim. Ben zaten Trump'ı destekliyordum sevgili izleyenler. Hani tabii benim desteklememin bir mantığı var. Çünkü ben Kimi desteklesem kaybetti bu hayatta. Dedim bir de şansımı böyle deneyeyim. Totem burada tuttu. Sırada inşallah Türkiye için böyle bir totemde bulunacağım. Bakalım Bakalım, hayır sıralı <laughs> inşallah sıralı e, kaybetmekler versin Allah. Halkmak davası var, Reza Zarrab meselesi var, S-400'ler var, Erdoğan'ın mal varlığı meselesi var falan filan. Trump bunların hepsini durduruyordu. Hani son son şansını bir de makarnayla denemiş. Nereden alıyorsa bu akılları. Bu amca da videoda diyor ki, inanabiliyor musunuz diyor, bana rüşvet teklif ediyor. Benim oyumu satın almaya çalışıyor bu gıda paketiyle. Ee, medya'nın %90'ı... Senenin ağırlığı daha fazla. Evet, medya'nın %90'ı şu anda rohalif e, cephesi. Dedi. Hayret kendi medyasını nasıl kurmamış Trump ee, şey gibi Berlusconi gibi <laughs> Silvio Berlusconi İtalya'da biliyorsunuz. Ya ama işte ee, başbakanlık döneminde de, nasıl bir medya imparatorluğu? Evet, CNN'deki adamın konuşmasını duydunuz. çok kısa bir video. Ya diyor Trump diyor şimdiye kadar neden diyor kendi medyasını kurmamış? Hayret diyor ya şey gibi kim gibi şey kim Berlusconi. Evet zaten kendi medyasını kurmak deyince hepimizin aklına tabii ki Berlusconi geliyor. Öyle değil mi? Hitler geliyor. Başka kim gelebilir? İşte Büyük İskender gelir. Ondan sonra kendi medyasını kurmak deyince işte Moğolların büyük hekimler. Nereye gidiyorsun? Neden bahsediyorsun? Yayın yaptığın kanal kimin? Sen kimin medyasında konuşuyorsun acaba? Ya Berlusconi tabii. Dün itibariyle Türkiye'de temsilcilik bulundurmayan, Türkiye'ye yazıhane açmayan, büro açmayan sosyal medya şirketlerine ilk cezalar kesildi. İlk cezalar onar milyon lira. Yani sarayın bir günlük masrafı demek. Neden bunu sık sık vurguluyorum? Ölçü birimimiz bu olmalı. Temsilci bulundurmamaya devam ederlerse bir dahaki ceza daha da artacak. Sonra daha da artacak. Sonra reklam alamama, reklam yayınlayamama cezası verecekler. Sonrasında internet yayın bant genişliğini sınırlandıracaklar. Bu şu demek kapatacaklar. Peki Twitter olsanız siz temsilci bulundurur musunuz? Mesela siz Amerikan başkanının söylediği bir yalanı banlayabiliyorsunuz, müdahale edebiliyorsunuz. Ona meydan okuyabiliyorsunuz. Türkiye'de bunu yapma şansınız var mı? Ama tabii bir orta yol bulurlar mı sonrası için? Hani Türkiye'yi gözden çıkarılabilir bir pazar olarak görürlerse ve "Aman canım ne olursa olsun" derlerse. Böyle bir soru işareti de var kafamda. Yani yarın bir gün bu yaptığım yayını size ulaştıramamaya başlayabilirim açıkçası. Ben bu ihtimali de cepte tutuyorum bu arada. Türkiye artık her şeyin olabileceği bir yer. Yok canım o kadar da olmaz. Demememiz gereken bir yer. Türkiye'de her an her şey olabilir. Bakan dediğin böyle olur diyebileceğimiz harika bir açıklama geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Mustafa mı, Murat mı? Murat galiba. Neyse önemli değil. Çok önemli değiller. Yani Türkiye tarihinin gördüğü en feci bakanlar kuruluyla karşı karşıyayız zaten. Yani gittikçe kötüleşti. Hani o Hani Binali Yıldırım'ı düşük profilli başbakan olarak seçtiler. Binali Yıldırım bunu bile bile ben düşük profilli bir başbakan olarak geliyorum adam. Gitti başbakan oldu. Dolayısıyla tek adamı daha da güçlü göstermek için, tek adamı daha da kudretli göstermek için etrafındaki herkesi düşük profilli yapıyorsunuz. Kimse ondan rol çalamaz. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Evet, tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarda oturmayalım. Foklar öldürülmesin, yunuslar yaşasın, balinalar korunsun, küresel ısınmaya karşı koyalım lütfen. Yani bunun üzerine bir sürü geyik yapılabilir, acayip dalga geçilebilir. Geçilebilir normalde ama hiç dalga geçmeden kızı son anda depremin enkazın altından kurtarılmış ama eşi kurtarılamamış. Eşini toprağa vermiş acılı bir adamın, bir babanın cümlesiyle cevap vermek lazım. Yani bu kadar acının içinde, bu kadar derdin içinde, bu kadar ızdırabın içinde bu adama bu lafı söylettiren bu bakanların ben de isterim lüks yerlerde, kayalıkların olduğu yerde yaşayayım ama herkesin imkanı bu kadar. Tabi bakanın bundan haberi yok. Nereden bilsin bakan? Nereden bilsin kendisi? Norveç şehircilik bakanı kendisi. Finlandiya'dan geldi çünkü bilmiyor buraları. Bana bu biraz abartılı geldi falan. Bunlar yanlışlıkla söylenmiş laflar değil. Para insanı dönüştürür, güç insanı dönüştürür, koltuk insanı dönüştürür, alkış insanı dönüştürür. Hepsinin dönüştürücü etkisi var. Arada sırada ortaya saçılan halktan kopuk cümleleri o kayyumların yaptırdıkları altın kaplama klozetler şunlar falan işte bunlar bunlar bir şeyin göstergesi halktan bu kadar kopuklar gelen deprem yardımlarını çalıp götürüp kendi büfesinde satmaya çalışan şerefsizlikle gelen deprem yardımlarını ihtiyacı olmadığı halde eline evine alıp götüren Alıp evine götüren şerefsizlikle kıyasıya yarışacak ve onları geçecek bir şerefsizlikle karşı karşıyayız sevgili izleyenler. İnsanların acıları üzerinden, milletin yaşadığı büyük acı üzerinden çıkar sağlamaya çalışan şu ahlaksızlığı hep beraber görmeliyiz. Bilerek büyük harfle yazdım. Bunları büyük büyük söylemeliyiz. Alışmamalıyız. Sürekli oluyor ne yapalım ya dememeliyiz. Enkazın altından bir kız çocuğu kurtarıldı Elif. İtfaiye onbaşısının elinden tutuyor parmağından. Bebekler böyle tutar. O sembolik, o önemli anı tutup böyle ticari bir ahlaksızlığa çevirirseniz üstelik bu çizimi yapan insanlardan izin almadan kupa bardak yapmışlar, tasarım yapmışlar, satıyorlar. Hediye Hanem diye bir marka. Görün, bilin, duyun. Bundan daha fenası nedir biliyor musunuz? Bu bir ahlaksızlık. Bunun daha kötüsü ne biliyor musunuz? Gidip insanların bunu alıyor olması. Eğer bu satılıyorsa işte onu onu ona yapacak bir şeyimiz yok. <laughs>

Alka Çizgiden artı. alka yap. Sağlı güçü varsa o batları alın gelin. Götürüz bize mi yapıyor? Götürüz bize mi yapıyor? hakkını arayan insanlar var. Madenciler. Bu insanlar daha çok olmadı. 301 arkadaşını madende bıraktılar, çıkaramadılar. Bu eylemi yapan insanların içinde o maden faciasından kıl payı kurtulmuş insanlar bile vardır ve bu insanlar haklarını istiyorlar. Soma'daki maden faciasından sonra kimsenin ceza almadığını, herkesin de tahliye edildiğini, beraat ettiğini falan da söyleyeyim. Ceza alan kimse yok. Suçlu fıtratmış arkadaşlar. Suçlu kader. Kendilerinin hiçbir suçu yok. Türkiye'nin her yerinde hakkını isteyen işçi, emekçi çok kötü muamelelerle karşılaşıyor. Fotoğrafta gördüğünüz teyze, bu teyze gibi annelerimiz, teyzelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, amcalarımız, kardeşlerimiz topraklarını korumaya çalışıyorlar. Tarlalarını, zeytin bahçelerini korumaya çalışıyorlar. Ünye'de, Kaz Dağları'nda, Hatay'da, Adana'da aklınıza neresi geliyorsa ve hep dayak yiyorlar. Ve onları dövenler de bu ülkenin polisi, jandarması. Bir tane madem patronun lafını hatırlıyor musunuz? Yığarım buraya 200 jandarmayı. Eğer bir alay komutanı kendisinden böyle bahsedilmesini içine sindiriyorsa, oraya yığılan 200 jandarmadan birisi olarak kendisini içine sindiriyorsa onuruna, gururuna bunu yedirebiliyorsa yapabileceğimiz bir şey yok. Polissiniz, askersiniz, jandarmasınız, görevinizi yapıyorsunuz ve size bir emir geliyor. Sadece hakkını isteyen bir vatandaşa, bir kadına, bir adama, düşmana saldırır gibi vurmak, onları yerlerde sürmek. Size bir emir geliyor, doğum yapmış, daha yeni doğum yapmış bir kadını doğumhaneden alıyorsunuz. Alma emri geliyor. Acaba nasıl bunu vicdanlarına yediriyorlar? Nasıl ikna ediyorlar kendilerini? Bir emir geliyor size. Çocuğu ölmüş bir mahkumu, bir tutukluyu cenazeye götürüyorsunuz, jandarmasınız. Tamamen sizin inisiyatifinizde olan bir şey var. O adamın kelepçesini çözebilirsiniz. Çocuğunun mezarına iki kürek toprak atabilir. Çocuğuna son kez dokunabilir. Ya da savcısınız, hakimsiniz, önünüze kanser hastası bir insan, ağır hasta bir insan. Ömrünün son demine gelmiş. Belki tedavi olsa kurtulma ümidi var. Ama habire işleri zorlaştırıyorsunuz. Demiyorsunuz ki ya bu insan suçlu bile olsa düzgün bir tedavi görmeyi hak ediyor. Bir insanlık yapayım diyemiyorsunuz. O zaman soru şu. Siz nasıl bir insansınız? Öyle mi alay komutanı? Diyor ya madenci. Hayırdır alay komutanı? Niye böyle saldırıyorsun ya? Niye böyle vuruyorsun? Karşındaki insanlar kimseye kötülük yapmıyorlar. Hiçbir şeye zarar vermiyorlar. Emeğini isteyen insanlar var karşında. Sen de bir insansın. Sen de bu duruma düşebilirsin bir gün. Nasıl ki senin binlerce, on binlerce meslektaşını bir imzayla ihraç ediyorlar. Yarın bir gün seni de atı verirler bir kenara. Sonra hakkını arayacak hiçbir şey bulamazsın. Yani hayırdır alay komutanı. Bu kadar mı zor? Yeni doğum yapmış bir kadını doğumhaneden alıp cezaevine götürecek polis olmak istemezdim. Çocuğu ölmüş bir babayı mezarlığa götüren ve onun kelepçesini çözmeyen jandarma komutanı olmak istemezdim. Ben hakkını arayan madenciye saldıran polis ya da jandarma olmak istemezdim. Mesela geçen bir video izledim. Çok ilginç. Hatırlarsanız Ergenekon balyoz davalarının olduğu zaman da hayatını kaybeden insanlar vardı. Onların en bilinenlerinden birisi Kuddusi Okkır. Kuddusi Okkır'ı hastalığından dolayı, kanser hastalığından dolayı önüne kağıt geldiği, rapor geldiği halde Tahliye etmeyen hakimlerden bazıları şu an görevdeymiş. Bakın neler geçti üzerinden. Şşşş, şununla avunuyoruz düşünebiliyor musunuz? Enkaz altından kurtardığımız canlarla avunuyoruz. Mucize. Mucize o değil işte. Mucize 9 şiddetinde deprem olsa bile bir binanın yıkılmamasıdır. Asıl mucize olan insandır. insanın hayatıdır. Bir insanın doğmasıdır. Bir insanın dünyaya gelmesidir mucize. Bu mucize güzellemeleriyle, bu mucize köpürtmeleriyle bir şeyin üstü örtülüyor. Bu binalar neden yıkıldı? Deprem vergileri nereye gitti? Sorumlular neden bunun hesabını vermiyorlar? Ne işi var bu işin sorumlusunun enkazın üstünde? Hiçbir çocuğumuzu enkaz altından çıkarmak zorunda kalmadığımızda bunu kutlayalım, mucize diyelim. O binaları yapan mimarlara, mühendislere, müteahhitlere teşekkürlerimizi iletelim. Babalar, anneler çocuklarını, ailelerini, kendi hayatlarını güvensiz binalara mahkum etmesinler, mecbur etmesinler. Bir gün o seviyeye gelelim. O zaman mucizeden bahsederiz.